Yaşam Dergisi Doktor Portakal'ın sunduğu Sağlığınız İçin devam ediyor. Efendim programımızın ikinci yarısında yine sizlerle birlikteyiz. Doğru Kilo ile İdeal Sağlık konumuz. Programımızın ilerleyen dakikalarında bir sürpriz konuğumuz var. Bir yılda tam 37 hatta 38 olmuş 38 kilo veren Fadiman'a anlayışlı bizlerle birlikte olacak. Ve bir yıl boyunca ne yedi, ne içti, hangi yiyecekleri beslenme listesine ekledi, hangilerini çıkardı, neler yaptı, nasıl kilo verdi, işte o zayıflama serüvenini bizlerle paylaşacak. Ama şimdi kaldığımız yerden devam edelim diyoruz. Ve insülin direnci, onu es geçmeyelim isterseniz, çok önemli. Nedir insülin direnci? Ben aç kaldığım zaman, acıktığım zaman ellerim titriyor, işte gözüm hiçbir şey görmüyor, çok sinirli oluyorum, ne bulursam yiyecek saldırıyorum diyen insanlar var. Bunların yaşadığı insülin direnci midir doktor bey? Evet, aynen öyle. Aslında biraz önce bahsettiğiniz şeyler, glisemik indeksten bahsettiniz. Biz şekeri 100 olarak burada endeksliyoruz. Glisemik indekste 100. Daha yüksek doz glisemik indeksi olan gıdaları tüketen şahıslarda insülin direnci geliştirme ya da karbonhidrat grubunu çok kullananlarda insülin direncini geliştirme riski çok yüksek. İnsülin direnci aslında ne demek? Biliyorsunuz pankreastan salgılanan bir hormondur insülin ve sabah bunun 7 ile 15 arasında olmasını biz istiyoruz. Tokken de birinci saatte işte 20 ile 80 arasında, ikinci saatte 20'nin altına düşmesini istiyoruz. Kilo alımı ile birlikte ya da bu yüksek karbonhidrat içerikleri kullanmakla birlikte insülin daha fazla salgılanmaya başlayacak veya çok sık öğün yiyenlerde insülin daha fazla salgılanacak ama şekeri içeri sokamamaya başlayacaktır. Biz buna insülin direnci diyoruz. Yani kan hücresiyle, kan duvarıyla, kas duvarıyla insülin arasında bir duvar oluşturmasıdır aslında. Hasta bunu çok güzel bize tarif eder. Ben doktor bey, yemekten sonra bir yorgunluk çöküyor. İşte elim ayağım bazen titremeye başlıyor. Bazen soğuk soğuk terlediğimi hissediyorum. Çok sık acıkma ve tatlı krizleri yaşıyorum dediği zaman biz bunda zaten insülin direnci olduğunu tahmin edebiliyoruz. Ve klinikte de öncelikle bir hormon tahlili, kan tahliliyle birlikte bunu tespit ediyoruz. İnsülin ve glikozu aynı anda eş zamanlı olarak ölçerek. Kişinin hızlı kilo alması ya da kilo verememesinin en büyük sebeplerinden biri aslında insülin direnci olabilir değil mi? O yüzden profesyonel destek işte çok önemli. Hı-hı. Mutlaka bir muayene olması gerekiyor. Bir iç hastalıkları endokrin Hı-hı. muayenesi çok önemli. Kilomuzun sağlığımızı tehdit edecek hale geldiğini nasıl anlayabiliyoruz? Bel çevresi, bel çevresi dedik az önce. Bel çevresinden mi anlıyoruz? Bel çevresi bizim için gerekli olan parametrelerden birisi aslında. Erkeklerde 102 santimin altında, bayanlarda 88 santimin altında olsun istiyoruz bel çevresini. Tabii tek parametremiz o değil aslında bizim. Bir de beden kitle endeksi var. Yine çok rahat ve pratik bir şekilde ölçümleyebileceğimiz. Kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman eğer ki burada çıkan değer 20 ile 25 arasında değilse bizde o zaman vücudumuzda bir sıkıntı var anlamına geliyor. Eğer 25'in üstüyse şişmanlık, 30'un üstündeyse obezite. Eğer ki 20'nin altındaysa da zayıflık diyoruz. Ya yani daha doğrusu 18,5'un altındaysa da zayıf olarak görüyoruz. Özellikle biz bu ölçümleri çocuklarımızın üzerinde yapalım istiyoruz. Annelere genellikle öneriyoruz ki evde çocuklarınızın takibini daha rahat yapabilin diye. O doğrultuda çıkan değerler onların acaba bir desteğe ihtiyacı var mı? Yoksa şu andaki sağlıklı beslenme koşullarında ya da devam ettikleri koşullarda uygun mu kiloları diye görmemizi sağlıyor. Peki merak ediyor musunuz acaba halkımız bel çevresini hiç ölçüyor mu? Biliyor mu bel çevresini ya da kilosunu biliyor mu? Ya da ideal kilosunu hiç merak etmiş mi? İdeal kilosunun kaç olduğunu biliyor mu diye merak ediyorsanız isterseniz bir sokağa kulak verelim ve bakalım vatandaşlar neler söylemişler. Bel çevreniz kaç santim biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Kilonuzu biliyor musunuz? Kilom belli, 66 kiloyum da. 66 kilosunuz. Peki hiç kilo derdiniz oldu mu? Kilo probleminiz oldu mu? Yok, olmadı. İdeal kilonuzda mısınız şu anda? Normal işte. Normalsiniz. İdeal kilonuzun kaç olduğunu biliyor musunuz? Orasını bilemeyeceğim ben. Bel çevrenizi biliyor musunuz?
150 herhalde. Peki ideal kilonuzu biliyor musunuz? 85. Şu andaki kilonuz 85. 85. İdeal kilonuzun kaç olduğunu biliyor musunuz? İdeal kilom 75 falan olsa iyi olur. Peki diyetisyenimize, dahiliye uzmanımıza, fizik tedavi uzmanımıza kilo vermeyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Nasıl zayıflayacağız hocamıza onu soralım. Başka ne soralım da. Biraz da yürüyüş yapın diyorlar ama yürüyüşe de gelemiyorum ben. Yürüdüm bir ayaklarımın altları yanıyor. Böyle yürüyemiyorum. Yürüyüş severim de yürüyemiyorum. O yüzden yani. Ha, bel fıtığım var. Nasıl hareket edeceğim? Bel çevreniz kaç santim biliyor musunuz? Hayır. Kilonuzu biliyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. İdeal kilonuzu biliyor musunuz? Hayır. Peki çok kilo alsanız, çok şişmanlasanız nasıl zayıflayacağınızı biliyor musunuz? Nasıl zayıflanacağını? Hayır. Bel çevrenizi biliyor musunuz? Hayır. Hiç kilo probleminiz oldu mu? Yok, olmadı. Peki çok kilo aldığınızda, çok şişmanladığınızda nasıl zayıflayacağınızı biliyor musunuz? Spor yaparak, diyet yaparak. Peki kilo vermekle ilgili doktorlarımıza, uzmanlarımıza sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizi dinliyorlar şu anda, sorunuza cevap verecekler. Sağlıklı olmak için nasıl beslenmek gerekir? Bel çevrenizi biliyor musunuz? Hayır. Peki kilonuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Kaç kilosunuz? 91. İdeal kilonuzu biliyor musunuz? 78. Olması gereken. Evet. Peki şu anda diyetisyenimiz, dahiliye uzmanımız, fizik tedavi uzmanımız sizi dinliyor. Sorunuzu cevaplayacaklar. Onlara kilo vermeyle ilgili ne sormak istersiniz? Kilo vermeyle ilgili esas itibariyle biliyoruz ne şekilde ne olması gerektiğini ama her şeyden önce yediklerine dikkat ve spor. Ama bizim yapamadığımız spor. Spor yapmadan nasıl zayıflayabilirim? Bel çevreniz kaç santim biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kilonuzu biliyor musunuz? Biliyorum. İdeal kilonuzu biliyor musunuz? Kaç kilo olmalı? Bilmiyorum. Peki kilo vermeyle ilgili, zayıflamayla ilgili ya da sağlıklı beslenmeyle ilgili uzmanlarımıza, doktorlarımıza sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet, doktorlara soruyorum. Yiyerek kilo almamak mümkün mü acaba? Bel çevreniz kaç santim biliyor musunuz? Hiç ölçtünüz mü? Bilmiyorum. Ölçmedim. Peki kilonuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Fazla kilo aldığınızda o kiloyu vermek adına bir şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorum, spor yapıyorum yani. Yapmaya da çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Faydası yok yani. Peki şu anda diyetisyenimiz, uzman doktorlarımız sizleri dinliyorlar. Sağlığınız için programdan size cevap verecekler. Onlara sormak istediğiniz bir şey var mı? Bitkisel çaylarla veyahut da gıda takviyeleriyle zayıflamak mümkün mü? Bel çevrenizi biliyor musunuz? Biliyorum. Peki kaç kilo olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. İdeal kilonuzu biliyor musunuz? Kaç kilo olmanız? Biliyorum. Şimdi diyetisyenimiz ve uzman doktorlarımız sizi dinliyorlar sağlığınız için programında ve sorunuzu cevaplayacaklar. Onlara ne sormak istersiniz? Ne sormak isterim? Ya Türk kültürüne bağlı olarak hani zayıflamada neler yapılabilir onu soracağım. Çünkü bizim yeme düzenimiz, yeme şeklimiz belli. Hani evimizde pişenler de aşağı yukarı belli. Buna endeksli neler yapabiliriz kendi mutfağımızda? Bunu sorabilirim. Anladım. Yani ananas yemeden, normal Türk yemekleriyle. Keçi sütü içmeden ne yapabiliriz? Siz biliyor musunuz bel çevrenizi? Yok. Peki şu andaki kilonuzu biliyor musunuz? 115 biliyorum. Peki ideal kilonuz olmanız gereken kiloyu biliyor musunuz? Vallahi biliyorum da işte elimde değil. Nasıl zayıflanabileceğini biliyor musunuz? Biliyorum. Yürüyüşte yaptım yok. Yememi de kestim yok. Bir türlü veremiyorum. O zaman bunu soralım uzmanlarımıza değil mi? Evet onu sorun da bize bir çare bulun. Ölçmedim ama tahmin ediyorum yani. Peki kilonuzu biliyor musunuz? Biliyorum. İdeal kilonuz olmanız gereken kiloyu biliyorum. Ama yine de kilo vermekte zorlanıyorsunuz. Evet. Peki kilo vermeyle ilgili ne sormak istersiniz? Doktorlarımız, diyetisyenimiz şu anda sizi dinliyorlar. Şimdi ben kilo vermek için sürekli hep uğraşıyorum ama yürüyüş yapıyorum, 3-4 ay yapıyorum sonra gene vazgeçiyorum. Yani onu nasıl, evet olamıyorum, veriyorum 6-7 kilo gene devam. Hep alıyorum veriyorum, al ver öyle gidiyor. Diyette istikrar nasıl sağlanır onu soralım. Müzik.
çok güzel sevgili izleyicilerimiz röportajlarımızı izlediniz. Bel çevresini sorduk, ideal kiloyu sorduk. Mine Hanım sondan başlayalım. Diyette istikrar nasıl olmalı? Aslında beslenmemizde yapacağımız küçük değişiklikler bu beslenme düzenini hayatımıza adapte etmeyi sağlar. Hani birçok sorunun içerisinde de geçiyor. İşte biz birazcık işin kolayına kaçmaya çalışıyoruz ama maalesef ki vücudumuz bize bunu lütfetmiyor. Yani vücut şeyi sevmiyor değil mi? Yani kilo ver bir dönem sonra tekrar kilo al. Kilo ver bir dönem tekrar kilo al. Vücut bundan çok hoşlanmıyor sanırım. Aynen, o yüzden biz aslında sürekli diyet yapmayacağız. Sağlıklı beslenmeyi öğreneceğiz. Aynen öyle. Tabii sağlıklı beslenirken de bazı şeylerden feragat etmemiz gerekiyor. Ben hep danışanlarıma şey söylüyorum, hani evet bir ev istiyoruz ama kimse bize o evi para vermeden o evi bize satmıyor. Dolayısıyla beslenme, daha doğrusu kilo vermenin ya da sağlıklı bir vücudun da birazcık daha emeğe ihtiyacı var. Yani beslenmeyi düzenleyerek, hayattan bazı şeyleri çıkartarak veya azaltarak, sporu artırmak mutlaka gerekiyor yine aynı şekilde. Hareketi artırmak mutlaka. Spor yapmadan kilo vermek mümkün mü diye soruyor. Şimdi şöyle, tabii ki mümkün. Kilo verilebilir ama kalıcı olmaz. Ya da vücudumuzu sağlıklı kılmaz. Önemli olan şey bizim aslında sadece kilo verme hedefli olarak gitmememiz. Maalesef ki popüler kültür birazcık daha sıfır bedene doğru yönlendiriyor ama biz aslında sağlıklı bir vücut istiyoruz. Yani illa ki çok zayıf değil, dengeli, kas kitlesi, yağ oranı dengeli bir vücut istiyoruz. Bunun için de mutlaka da spor yapmamız gerekli. Peki hocam, hemen size dönmek istiyorum. En çok yani sürekli sorduk ama bel çevremi bilmiyorum cevabını aldık. Hı hı. Bel çevresini bilen çok az insan var. Neden bel çevresi bu kadar önemli? Bel çevresi çünkü bizde göbek çevresindeki yağlanma çok önemli. Çünkü bütün hastalıklar buradan, insülin direnci de buradan başlıyor. İşte bizim erkeklerde elma tipik, bayanlarda armut tipik, kalça ve alt kısımda bacaklarda toplanan yağlanma aslında erkeklere göre daha az riskli. Erkeklerdeki elma tipi dediğimiz göbek çevresinin artmasıyla gelen bir sürü sorun. Kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon, insülin direnci gibi birçok metabolik hastalığa neden olduğu için bel çevresi çok önemli bizim için. Doktor Bey, sizinle ilgili de sorular vardı. Teyzemiz dedi ki, yavrum dedi, benim ayaklarım, tabanlarımın altı yanıyor, yürüyüş yapamıyorum. Hı. Yürüyüş yapamadığım için de, hareket edemediğim için de zayıflayamıyorum dedi. Spor yapmak diyette önemli. Uzmanlarımız da bunu söylüyorlar, siz de söylüyorsunuz. Ama insan hareket edemiyorsa ve bu yüzden de kilo veremiyorsa, onunla ilgili neler yapması gerekiyor, neler tavsiye edersiniz izleyicilerimize? Şimdi kilo verirken biraz önce arkadaşlarımız bahsetti, gerçekten herkes bir ucundan tutuyor. Sadece beslenme programının düzenlenmesi ya da sadece işte bir spor salonuna gidip de belli egzersizleri, hareketleri yapmak çoğu zaman yetmiyor. Öncelikle bir metabolik problem varsa onun bir düzenlenmesi lazım. Hormonlarınızda bir düzensizlik, bir eksiklik varsa muhakkak düzenlenmesi lazım. Biz şimdi fizik tedavide işte ağrıyla geliyor bir hastamız, soruyor. İşte benim belimde ağrı var, dizimde ağrı var, ne yapacağız? Bir program çiziyoruz. Senin ağrın neden kaynaklanıyor? Diyelim dizinde yırtık var veya kireçlenme var veya belinde fıtık. Hareketlerini engelliyor. Tamam, biz fizik tedavi olarak gerekli korsesini, dizliğini veriyoruz. Fizik tedavi programı gerekiyorsa onları uyguluyoruz. Veya dizinde eklem sıvısı varsa onu yapıyoruz. Günlük aktivitelerini düzenliyoruz. Ama eğer kilo fazlası varsa biz o rahatsızlığı tedavi ederken tekrar ekleme yük binmesin, oradaki problemler hallolsun diye öncelikle ikinci bir faktör varsa, diyelim hormonal bir bozukluk var. Kişi geldiği zaman zaten duruşundan bazen artık hastalarımızı gözlemleyerek ya da bu bilimsel temellere dayanan bilgilerimize dayanarak az çok tiroidinde bir problem mi var veya cinsiyet hormonlarında bir değişiklik mi var, tedaviye mi ihtiyaç var belli oluyor. Diyelim bir kişi geldiğinde biraz kambur duruyorsa bu growth hormonuyla bağlantı olabilir veya yüzüne baktığımızda hasta belli oluyor. Yüzünün çevresinde, gözünün çevresinde, yüzünün değişik bölgelerinde bir ödem olabilir veya kaşının işte dış 1/3'ünde biraz azalma olduğu zaman tiroid hormonlarına muhakkak bakılması lazım veya iç 1/3'te bir azalma olduğu zaman, bir dökülme olduğu zaman muhakkak progesteron, testosteron gibi kiloyu da çok yakından ilgilendiren problemler olabilir. Muhakkak dahiliye uzmanımıza yönlendiriyoruz. Endokrin uzmanımıza yönlendiriyoruz. Bunların bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz sadece eklemlere bakarak işte onun tedavisini etmek kişinin sağlıklı olması için yetmiyor Yağmur Hanım. Bunları yaparken
eklemin yıpranmasına sebep olan kilo problemini muhakkak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu da neler yapılması gerekiyor? Hastamızla konuşuyoruz. Beslenme uzmanımız beslenmesini muhakkak düzenlemesi gerekiyor. İkinci bir faktör varsa Bülent Bey'le istişare ediyoruz. Beslenme programının düzenlenmesi için diyetisyen arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Hareketler bundan sonra neler yapacak? Onları görüşüyoruz. Diyelim hastamız sorusunda işte biraz yürüdükten sonra ayaklarında yanma başladığını, yürüme güçlüğü çektiğini ifade etti. Gerçekten de bel fıtığı olsun, yine belde önemli bir problem olan ve yürüme mesafesini her geçen gün kısaltan kanal darlığı Konya'da çok sık görülen problemler. İnsan diyelim önce buradan çıkıyor işte belediyeye kadar rahat yürüyor veya 5 durak gidiyor. Sonra bu yürüme mesafesi kısalmaya başlıyor. 5'ken 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e. Ondan sonra hatta bir odadan diğer odaya geçerken bile problem yaşamaya başlıyor. Yani bu kanal darlığı, bel fıtığı, dizdeki, ayaktaki, kalçadaki problemler, kireçlenmeler, özellikle kilo problemi de olanlarda çok fazla. Bunların tedavisi için öncelikle eklemleri tamir etmeye çalışıyoruz ama tekrar bu duruma sebep olabilecek faktörleri de ortadan kaldırmak için diğer ekip arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığı da çok yerinde bir adım attı. Şimdi obezite rehabilitasyonunu karşılıyor. Diyelim sizin kilo probleminiz varsa bir hastaneye başvurduğunuz zaman fizik tedavi kliniğine bu problemin çözülmesi için devlet bunun ücretini bile öder hale geldi. İşte yani bu kadar önemsiyor. Yani vücut kitle indeksi biraz önce Mina'nın bahsettiği yine Bülent Bey de bel çevresi ve vücut kitle indeksinden daha detaylı bahsedecektir. Vücut kitle indeksi önemli. Boyumuza göre kilonun hesabına dayanan, yine bel çevresinin değişik dahi hastalıklara davetiye çıkardığı çok bilinen bir gerçek artık. O yüzden bunların hepsini birlikte gözden geçirip ona göre tedaviler yapmamız gerekiyor. Hastamızda olduğu gibi eğer bir bel fıtığı beraberinde özellikle kanal darlığı da varsa acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü kişinin günlük yaşam aktivitelerini kısıtlıyor. Hareketler kısıtlayınca da tabii ki aldığımız kalori, verdiğimiz kalori dengesine baktığımız zaman çok kalori harcayamayacağımız için o aldığımız kaloriler bize yağ olarak, kilo olarak geri döneceği için muhakkak bizim hareketimizin normal hale gelmesi için bu rahatsızlıkların bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. O zaman biz obezite rehabilitasyonu ile ilgili şunu söyleyebilir miyiz? Şişman insanların yani obezite sınırına girmiş insanların tedavisinin bir ekip halinde planlanması ve daha sonrasında da kilo kontrolünün yapılması yine aynı ekip tarafından birçok branşın yer aldığı bir ekip tarafından yapılması diye nitelendirebiliriz evet, değil mi obezite rehabilitasyonu? Kesinlikle öyle gerekiyor çünkü başarı o zaman geliyor. Yoksa işte herkes bir ucundan tutuyor. Sadece egzersiz yapmakla bazen işte insan birkaç kilo veriyor ama sonra bir dirençle karşılaşıyor. Veyahut da işte belli kitaplar alıyorlar. Bir yerden diyet listeleri buluyor insanlar. Bunları çevremizde çok görüyoruz. Halbuki kilo vermek gerçekten önemli bir plan, programlama gerekir ve kişiden kişiye değişir. Yani aynı ilacı bile, bir ağrı kesiciyi bile her kişide aynı cevabı vermiyor. O yüzden kişilere göre günlük yaşam alışkanlıklarına göre düzenlenen bireysel programlar ancak onlar başarılı olabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo verdirir. Sonrasında da o kilo verme durumu kalıcı olur. Evet. O yüzden bunun bir ekip tarafından düzenlenmesi, sizin bir hastanız varsa onun hem tedavi edilmesi, vücudunuzda bir yıpranma meydana getirmişse, bu belde, dizde olabilir onların veya iç organlarda olabilir işte kalpte, böbrekte, mide bağırsak sisteminde onların birlikte programlanması, karaciğerinizde bir yağlanma veyahut da genital bölgede özellikle kilo problemi olan polikistik over gibi bir durum varsa biraz önce metabolik sendromdan bahsederken Bülent Bey bahsetti. Onların birlikte tedavi edilmesi sonrasında da sağlıklı bir şekilde kilonuzun devam etmesine katkı sağlayacaktır. Devam edeceğiz. Volkan Bey bizi Aksaray'dan arıyor. Volkan Bey merhabalar, sağlıklı günler diliyoruz. Volkan Bey duyuyor musunuz bizi? Evet, hattaki izleyicimiz sanırım bizi duymuyor. Volkan Bey tekrar bağlandığında hemen sorusunu yanıtlayalım. Biz kaldığımız yerden devam edelim. İşte obezite rehabilitasyonu neden önemli? Doktor Bey onu bizlere açıklamaya çalıştı. Neden bir ekip halinde ele alınması gerekli? Şimdi bu ekipte hangi branşlar var? Hangi uzmanlar var? Ondan kısaca bahsedelim isterseniz. Ve neler yapıyorlar? Görevleri neler? Kısaca onu anlatalım. Öncelikle bir iç hastalıkları uzmanı mutlaka elbette, şart. Yani şimdi kilo vermenin önünde değişik engeller var. Biraz önce de bahsettik, değişik hormonlarda bir artma azalma olabilir.
metabolik sebepler olabilir, vücuda alınan maddelerin vücut tarafından emilmesinde problemler olabilir. Bunların öncelikle bir sebep olmuşsa, hastamızın zaten görsel olarak baktığımızda da ya da konuşurken böyle problemler varsa muhakkak öncelikle bir dahiliye uzmanının kontrolünde işe başlaması, hem sağlıklı bir şekilde kilo vermesi hem de ileride bunun kalıcı olması açısından çok önemli. Onun dışında bir fizik tedavi muhakkak dahiliye uzmanı öncelikle gerekiyor. Tabii beslenme uzmanı kişinin günlük alışkanlıklarına göre, kişiye göre beslenmesini muhakkak ayarlayan uzman olarak işin vazgeçilmezi. Bazen insanlar kilo verirken veyahut da kilo vermeye başlayacakken bazı bilinçaltı birikimleri olabilir. Psikolojik engeller olabilir. Veya işte kilo vermeye başladık ama bir yerde dirençle karşılaşabiliriz. O durumda değerlendirebilecek psikolojik destek, psikoterapi seansları muhakkak takviye olarak yapılıyor. Biz psikolog ya da psikiyatrist bu desteği yapmak için de evet bir psikiyatrist, psikolog muhakkak bir danışman ekipte muhakkak bulunması gerekiyor. Tabii ki günlük aktivitelerin düzenleme veya eklemleri de bir problem varsa bunları sağlıklı bir hale getirip de kişinin günlük aktivitelerini en güzel hale getirmek için muhakkak fizyoterapi desteği gerekiyor. Fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, bu konuyla ilgili fizyoterapist veyahut da işte eklemler sağlıklı hale geldikten sonra biz bu aktivitelerini devam ettirmek için beden eğitimi antrenörleri muhakkak ekibin içinde muhakkak olması gerekiyor. Bunlar ilk olması gerekenler. O yüzden bunlar değerlendirildikten sonra bazen işte kalp problemi olabilir, kardiyologla istişare ediyoruz. İşte bazen mide bağırsakla ilgili başka genel cerrahiden konsültasyon istediğimiz hastalarımız oluyor. Ama ilk değerlendirilmesi bizim ekibimiz tarafından dahili uzmanı, beslenme uzmanı, psikolog, psikiyatrist ve fizik tedavi bölümü tarafından yapılıp ona göre bir program hazırlanıyor. Bir telefonumuz var. Tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tahire Pekkutucu bizi Konya'dan arıyor, şehrimizden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Sağlıklı günler. Efendim buyurun. Sağ ol. Alalım sorunuzu. Ben kilo vermeye uğraşıyorum ama veremiyorum. Çünkü göğüs hastasıyım. Kortizonlu ilaçlar alıyordum. Havalarda bile kortizon varmış. Uğraşıyorum ama veremiyorum. Nereye müracaat etsem, neye gitmem lazım. Aynı zamanda kalp hastasıyım. Komadon kullanıyorum. İşte evet. Öyle olunca şey olmuyor. Mesela marul salatasını falan yiyemiyorum. Kilo için onlar hep şey. Tahir Hanım kaç yaşındasınız? 59 yaşındayım. 59 yaşında. 85 kiloyum. 85 kilo. Boyunu sormamıza gerek var mı doktor bey? Boyum 1.65 falan. 1.65 civarında. Sormak istediğiniz bir şey var mı izleyicimize? Hatta bekletmeyelim isterseniz. Ne kadardır astım? Ya astım hastası herhalde değil mi? Astım hastalığınız mı var? Evet. Kalp hastasıyım. Ne kadar zamandır astım hastalığınız var? Kaç senedir? 5 senedir falan var. 5 yıldır. Var mı başka sormak istediğiniz bir şey doktor bey? Tahir Hanım çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Doktor bey sorunuzu cevaplayacak. Teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz Tahir Hanım'a. Kullandığı aslında astım ilaçlarının içindeki kortizol çok kilo yapıcı etkiye sahip değil. Hani çok düşük dozlarda alıyor sistemik dolaşıma geçmesi için. Aslında biz kliniğimizde nasıl yaklaşıyoruz? Öncelikle hasta geliyor ve bir takım kan parametrelerine bakmak zorundayız. Mutlaka kilo verebilir. Tabii ki hareketsizlik ya da astım hastası olduğu için çok ciddi efor sarf edemediği için kilo kalıyor. Bir beslenme uzmanı ve bizim kontrolümüz altında daha sonrasında fizik tedavi rehabilitasyonu ile birlikte çok rahat kilo vereceğine ben inanıyorum. Öncelikle mesela şu anda çok önemli vitaminler var. D vitamini mesela. D vitamini bakılıyor ama tedavi edilmiyor. D vitamininin normal aralığı mesela 50-80 ama bazen hekimlerimiz arasında da bu konuda şey var. İşte 30'larda 20'lerde tedavi edilmiyor bu hastalar. D vitamini tedavi edildikten sonra ancak diyet programını almak lazım ya da B12 tedavileri ya da demir eksikliği varsa bunlara bakıp bir takım parametreleri düzelttikten sonra beslenme uzmanına vermek ve rehabilitasyona vermek mutlaka zayıflayacaktır. Ya da tiroid hormonlarına bakıyoruz ama otoimmün parametreler var diyoruz işte Hashimoto, onlar bakılmadığı için antikorlarına hastalıklar hep yarım kalıyor gibi geliyor bana. Yani tam bir teşhis konulmadan tedaviye başlanması veya diyete başlanması sorunları oluşturuyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz programımıza. Ama yine kısa bir reklam aramız var. Arkasından programımızın diğer yarısında 37 kilo veren, bir yılda 37 kilo veren konuğumuz Fadime Ana Anlayışlı hanımefendiyi konuk edeceğiz. VTR'lerimiz var. Güncel sağlık haberlerinden oluşan sağlık gündemimiz var. Uzmanına sorun köşemizde röportajlarımızın ikinci kısmı var. Daha birçok konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Sakın bu ekranlardan ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara.